Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 30.08.2017 C2 15. Hücre. Allah Allah. 19. Sure Meryem Suresi galiba, değil mi? Orada ayetleri okuyorum. Bir daha söylüyorum. Kur'an psikolojisi ille metin değil. Ya oradan bir istihraçtır, ya imadır, ya remizdir, ya telmihtir. Niye buna ihtiyaç duydum? Çünkü bu kendim için yazdım. Oraya da bana lazımdı. Çünkü hücredeydim tek başına. Kur'an ne diyor bana diye baktım. Yani sırf psikoloji diye baktım. Selam olsun. Allah'ı hatırında tutmak, Allah'ı hatırda tutmak, biraz zor okunuyorsa affedin, aksini ve farkını en canlı yaşatan namaz olduğunu unutma. Farkını en güzel yaşatan, mesela onu gördüğüm zaman çok etkilenmiştim bu namazın, aksini ve farkını canlı tutuyor. Hakikaten böyle hiç kimse de yok. Yani şey için olmaz mı? Teşvik olur. Sabah namazının ilk rekatı, ilk rekatını ya Fetih suresiyle kılardım veya ikinci rekatı Yasin'le kılardım. Yani artık acizlik, fakirlik, yani o durumun, haletin var ya. Tebâyedihî mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm asenu amelâ ve huvel azîzun gafûr. Orada yani ihtiyaç, demek ki namaz bambaşka bir şey. Yani ihtiyaca göre okunuyor ya, mesela hiçbir şey kalmıyor. Sadece Allah'a yöneliyorsun bu anda. Evet. İşte o yönelmek biraz daha şey olmaz mı? Mesela birisine ben işim düştüğünde çok güzel davranıp da işim düşmediğine de bakmazsam. Doğru. Öyle yapmaz değil mi Allah? He, böyle bak şimdi. Doğrudur bu. Çıktık, öyle değiliz. Kendisi söylüyor. Daha ilerisin. Cehenneme girse diyor. Sonra dese ki ya Rabbi, Allah bilmiyor mu sistemini? Beni bir daha dünyaya gönder, bak nasıl olacağım. Meal Ali bir mana. Cenab-ı Hak diyor ki, gönderilse aynı olurdu. Sonra unutuyor. Sonra aynı oluyor. Ben, ya Rabbi, bu ayetine masadak benim. Orada Kur'an vermedikleri halde kısmen Fetih suresini unutmuştum. Unuttuğun süre hiç Kur'an'a bakmadan gelir mi? Zorlaya zorlaya, zorlaya zorlaya, zorlaya zorlaya Fetih suresi yine kendisine geldi. Şimdi namazda okusam çok yerde takılırım yani. Allah'tan diğer süreler kaldı da. Yani peki soruna geliyorum. Allah bizi alıştırdı Abdülbasit. Mecane vermeyi alıştırdı. Ben bunu için yanarak söylüyorum. Bir yerden okunan bir cümle değil, size tesir etmez. Bağrımda yanarak söylüyorum, Rabbime söylüyorum. Bazen mescit arkanızda duruyorum ya, siz kıldırıyorsunuz. Böyle deli deli hareketlerim oluyor. Böyle yapıyorum ya. O anda mesela, ya aha namazım. Aha namazım. Orucumu da biliyorsun. Senin Mehdiyet'in karagahında da bana bu vazifeyi verdin. Hiç kimseye vermediğini bana verdim. Herkes böyle düşünebilir. Ama halim belli. Peki senden isteme yüzü yok. Öyle bir şey yok. Niye? Ben hak etmediğim halde bana sen verdin. Gene hak etmedim. Gene verdin. Beni hak etmeden istemeyi alıştırdın. Beni buna sen alıştırdın. Ya Rabbi. Şu dershanenin şahsı manevisi hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, arşın kürsün hürmetine,
Şafırkata yanan gönüller hürmetine. İman edenlerin senin yanındaki hakikati mahiyeti, imanın hakikati hürmetine. Hak etmediğim halde Allah'ım, Müslümanlar affet. Nur talebelerini affet. Ve hizmet imaniyede daim eyle. Amin. Bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, söz verdiklerimizi, bize hakları olanları, hizmet imaniyede zerre kadar hissesi olanları, ezberim hep bunu dediğim için, kimin kalbini kırdımsa, kimin bende hakkı varsa, kime söz verdimse, kim bilmiyoruz, kim bana dua ediyorsa, Allah'ın hatırına mecanen onu da affet, beni de affet. Ben biliyorsun, ya Rabbi namazın bu, tek yaşayamam ben cennette, tek hayatımda yapamadım. Cennette de dava kardeşlerimi bırakma benden. Dava kardeşlerim, ders yaptınız. Allah'ın hatırına onları bensiz, beni de onlarsız bırakma. Şu anda korona olur vesaire hastalıklardan olan kardeşlerimiz var. Haber gönderiyor. Gönderemeyenler var. Ya Rabbel Alemin, Kelam-ı İlahi adına, Kelam-ı İlahi adına, Rabbi Zülcelal adına, Mahiyet-i Zatiye'nin hatırına, Şuunat-ı Zatiye'nin hürmet hatırına ya Rabbi, onlar acilen şifa ver. Amin. Hizmet imaniye Kur'an'da istihdam eyle. Amin. Hizmete istihdam olanların, maddi ve manevi katkısı olanların eceli gelmişse Allah'ım teyir eyle. Alma onu. İmam Ali'nin duasıyla olmuş. Biz de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi İmam Ali'nin dairesidir. İmam Ali'nin dairesi hürmetine ya Rabbel Alemin. Eceli vakti dahi gelse, hizmete zerre kadar hissesi olanı, maddi ve manevi koşturanları Allah'ım ecellerini tehir eyle, bu ahir zaman fitnesinde hizmette kaymeyle ya Rabbel Alemin. Risale-i Nur hürmetine, kendim bir şey istemiyorum. Elhamdülillah. Onun için bizi alıştırdı. Mecanen istemeyi bize alıştırdı. Onun için yüzüm tutmuyor. Orada şeytanın tuzağı. O da şeytanın tuzağı. Veriyor, çıkıyorum, rezil şeyleri muhatap oluyorum. Olsun. Olsun be kardeşim. Sakın Allah aşkına ümidinizi kesmeyin. Ümidinizi kesmeyin. Bak, yeysin zulümatından, yeis böyle yapar, kimsesizlik vahşetinden, ervah habisenin izacatından, bu alemin vahşetinin dehşetinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Diyor ki, İbrahim Aleyhisselam ateşi, Davut Aleyhisselam'a dağ ve demiri, Musa Aleyhisselam'a suyu, nehiri, Süleyman Aleyhisselam'a insi ve cinni, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri musahhar kıldığın gibi, insanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur musahhar yap, bizi ve nur talebelerini, ehl-i imanı, Risale-i Nur hürmetine affeyle, hizmet imaniyede istihdam eyle, cennet-i firdevste mesut kıl ya Rabbi Alemin. Amin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavat ve el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. 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 Amin ya Rabbi. Tekrar bismillah. Nasıl bir ihtiyaç? Çok şükür. Sakın. Geldim gidiyorum bu dünyadan. En büyük düşman olanlardanım. Yeyse ümitsizliğe çok azami. En çok düşman benim. Abimiz de düşman. Herkes kendi aleminde sorumludur. Hiç sevmiyor. Ne olursa ne ol. Benim Rabbim öyle değil. Senin küçük hesaplarınla hesap edecek Rab değil. Allah'ı bilmiyor. Ben Rabbimden haber veriyor. Rabbul Alemin'i bilmiyor. Rabbimden bahsediyor. Bana bunları konuşturan, sevdirtmese sevemezsin. Konuşturtmasa konuşamazsın. İmam Ali radıyallahu anh, Hazreti Osman'ın dilinden bir mana diyor ki, Allah kabul etmeyeceği duayı
mümin kulunun ağzına diline vermez. Onların hatırını ya Rabbi kabul eyle. Ya Rabbi burada da güldürdün, burada da ferahlattın. Ölüyorum demeyle kimse ölmüyor. Ölüyorum demeyle ölmüyor. Zaten bize mi soracaklar dördü? 16. ayet. Meryem suresi. 19. sure. Hangisi ise galiba Meryem. Meryem. Kendi tutkularında gidenleri sakın özenmeyesin. Onlara özendiğin kadar kendi değerlerinden taviz vermiş olursun. Ayetin bir manası. Sakın o ehli dünyanın hayatını özenmeyesin. Vay be. Ya sakın ha. Onların çok hayatlarına özenir yapma. Kur'an bunu niye söyleme gereksinimini duyduruyor? Allah ya. Ne kadar şeytan. Bugün durum iyi değil. Çok şükür ya. Acayip ya konuşun ya. Allah ile konuşun ya. Resmiyet koymayın. Ha böyle yap ya. Ya Rabbi anlamazım. Aha doğrucuğum. Ne yapayım yani? İstiyorum da, yanmak da istemiyorum. Hızır abi dedi ki, Hızır abi niye yaptın böyle? Dedi ya, ya Rabbi, şu namazım var ya dedi. Ay böyle, onu da öğren. Şu namazım, cehenneme girmek için vesile yeter, bu vesile yeter. Ay böylece namazım olur, surat atılır. Ama gene onu vesile yapıyor. Niye Hızır abi dedim. Ahir zaman fitnesine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dedim Hızır abi. İmam-ı Rabbani söylüyor dedi, yeri de söyledi. Geçmiş ümmet, hani Allah'ın ortağı mısın? Allah'a mı diyor? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, ahir zaman ümmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine özel nedir o? İbadetin suretinde kabul ediyor. Ha vesvese, namazım olmadı. Bana namaz kılacak, namazımı kabul etmeyecek. Böyle Rab, böyle anlaşılmaz olur mu? Şeytan yaptırıyor sana. Kendi özelinden taviz verme onların hayatına. 25. ayet. Sıkıntıların içinde Rabbim kalbime genişlik ver de. Ne diyecek misin? Rabbim. Değil. Rabbim. Elem neşrah leke sadrak. Kalbime genişlik ver. Dilimi çöz. Allah Allah. Allah'ım söylediğimle kalbimi eşit kıl. Bugün niye intihar eder diye bir ders. Gafuro Dima 137'nin başında 13 dakika vardı ya, onu bugün vakıflarla kahvaltıda konuştuk, gittim odamda, onu tamamladım. Onu tamamladım, yani dördü bir araya gelirse kaçınılmaz. Dima, kabuk, soğan kabuğu gibi, en dışarıda Dima, söyleyeceğim. Gir içeriye, vicdan, gir içeriye, kalp, gir içeriye, ruh. Dört mu abi? İstanbul da bozuldu. Bununla tamir ediyor. Üçü de bozuldu. Bununla tamir ediyor. Ama dördü bir çizgide bozulmuşsa hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Peki aklın cehennemi nedir? Aklın fikirdir. Fikri bozuk olanlar kafasına sıkar. Ölüm çeşidi bu. Hissi bozuk olanlar, ilaçları bozuk olanlar, hissi bozuk olanlar yukarıdan aşağı atar, duyguları bozuk olanlar şey yapar, ilaç şey, yukarıdan aşağıya dur. Fikri bozuk olanlar, fikir olduğu için el ceza min cinsil amel, ceza amel cinsindendir. Kafaya sıkıyor. Kafaya sıkıyor. Hissi bozuksa, yani daha çok erkeklerin %95'i kafaya sıkanlar erkeklerdir, kadınlarda yok. Fikri. Kadınlar vicdani histir. Yani. Onlar daha çok hap içerler. Kalptekiler duygu bozukluğu olursa gene erkeklerde daha çok yukarıdan aşağı atar. Kadınlar da atar kalbi. Yani ihanet oradadır. Aşk maşk falan. Muhabbet yanlış yapılırsa işte malla mülke. Her ruhta çöküntü olursa o asar kendisini. O çok zordur. Böyle bir çizgi gelirse şansın yok. Ama İslam'da şu var çok şükür. Aklın bozuk, fikrin, vicdanın var. Vicdan da bozuk, kalbin var. Kalbin de bozuk, ruhun var. O da bozuk. İki şey var.
456. Allah'a hamdolsun. Maneviyatları. Sen geçmişini söyleyin de bana kişi olmasın. Yasin. Geçmişin olsun da babaannen yok içinde. Baban yok. Kişiler İmam var. Rabbani Hazretleri yok. Resulullah yok geçmişinde. 1400 sene önce değil mi? Ha, bakın o geçmişimizi süsleyen zatlar aynı zamanda önümüzde onlar. Gelecek. İşte 456'da diyor ki dünyanın vahşetinden, çıkmazlarından, vehim ve vesvesesinden, kuruntularından, çukurlarından onların icmağına ittifak etmek, 135 Mesnevi Nuriye, Habbe'nin Zeyli'nin başında ilk ilemde o zihin ve tarih aynasında temessül eden o şahısların manevi halleri bize sirayet ediyor. Sabahki haletinizle ilişkili bir şey miydi bu? Sabah gönderdiğiniz şeyler de bunlarla alakalı. O insanlara evet. Tutunarak çıkmaktan bahsediyoruz. Evet. O gönderdiğiniz üç evet. Sizin kitabınızdan. Acayip. Çok acayip tabii. Çok. Ondan sonra kitabı da çektim, gönderdim. Ders dağıttım. Bu olmaz. Bak bunun hürmetini söylüyorum. Akıl bozulmuşsa bu, vicdan bozulmuşsa bu, kalp bozulmuşsa bu, ruh bozulmuşsa bu. İlk defa duyuyorum. Bilmiyorum. Yalan demem. Yalan nasıl kafirdi? Bilmiyorum. Bilir mi ya? Biliyorum hocam. Bir şey yok, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama Allah. At siteye bir ay. O da değil. Şu başka bir şey. Bir anda, düşünmeden. Demek ki bir Müslüman kardeşime faydalı olayım. İlk önce dert benim. Kimseyle işim yok. Küfür ediyorlar, şey yapıyorlar. Hiç ediyorlar herhalde, bilmiyorum. İnan, hiç kimse umurumda değil. Ben kendimle meşgulüm. Peki niye çıkartıyorum onları? Allah'ıma söz verdim. Ya Rabbi bana ver, kullarına vereceğim. Ondan sonra derdi olan tutulsun. Peki fikri nasıl yapacaksın? Tefekkürle. Vicdanı nasıl yapacaksın? Vicdandakisi doğru yaşayarak. Kalbdeki duygu bozukluklarını yaratı vesair. Elhubbu fillah vel buzu fillah. Kalbine Allah düşmanlarını sokmayacaksın. Latifeleri ne yapacaksın? Ruhtaki ruhu nasıl düzelteceksin? İtikad ve imanla. Nereden çıkartıyorum? Sayfaları söylüyorum. Bakın ikincisi 456 mektubat ikincisi. Bir okuyun, sayfayı gönderdim. YouTube'da o ders var. Ondan sonra 135 mesleği. Bir bakıyorum geçmişime. İmam Rabbani var benim. Bediüzzaman var benim. Mevlana Halid-i Bağdat'ı var benim. Geylani var benim. İmam Halim var. Geçmiş ayna. Allah'da birimiz cennet, birimiz dünyada, birimiz ahiret olsa beraberiz. Bazen böyle şeyimiz tutuyor ya Efendimiz. Çok şükür. Peki ne veriyor sana? Risale-i Nur bize. İman ve ümit veriyor. Yok abi Allah aşkına bir anlatsanız ya. Bir daha söylesene. Şimdi bizden aynı bak istemiyor musunuz vallahi? İstemiyorum. Orada da o zaman beraber olacağız. Yalan demem. Ya bu kadar senedir hayatınızı vermişsiniz ya. Allah'ım sizin duanızı bak şey ya. Bugün derse gelmeyecek biliyor musun? Yani çalış yapmışım, afres, adet yapmışım. Yani dördüncü kat, tepecik, kepe, tepecik. Duman etti. Bak hiçbir şeyim yok ya. Maşallah. Hiçbir şeyim yok çok şükür. Nasıl işe? Biliyorum. Dedim ki o kardeşler geldi. Ne olursam olayım onların için olacağım. Evet. Yalan söylemiyorum. Sonra dedi ki bir iki kişi vardı koronadan. Benim için çömeli değil. Sonra da gitti. Adam defol gitti, solcağına alacak. Defoluna baksana bir şey. Oo, adam bana namaz kılma demez, şey demez. Vaktinde de geçme demez. Böyle tefekkürlerini getiriyor. Şu anda namazdaki tuzağım var. Bunları getiriyor. Affedersin, aslanlar. Ama sana değil adam, diyor. Şeytan yeter ki huzurdan çıksın diye namazda. Şunu getirmiyor bense. Hep öyle tefekkür. Aklı bozulursa, kalbi bozulursa falan. Hemen farz kılınca koşuyorum, kaydediyorum. Adam yeter ki huzurdan çıksın diye bunları öğretiyor. Bunu diyor. Ben de şöyle diyorum. Evet, beni huzurdan çıkarttın ama Müslüman kardeşlerime söyleyince oradan alırım kâhı. Allah Allah. 26. İşimi bana kolaylaştır de. Öğretiyor Allah. 27. Dilimden düğümü çöz. Ki 28. Sözümü iyi anlasınlar. 29. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kim diyor bunu? Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi onların duası bana ayet olmuş. Bana rehber olmuş ya. Mazi mi ya? Musa Aleyhisselam'a denizi, Süleyman Aleyhisselam'a dağ demiri, İbrahim Aleyhisselam'a ateşi. Duaya bak ya Usta diyormuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şemse kameri musakhar kıldığın gibi insanların akıllarına kalplerine risaliyorum musakhar ya. Esmanallah. Beraber olacağız hiç endişe etmeyin. İlle burada olanlar değil. Amin diye bütün kardeşlerimle. Onlarla burada uzun uzun konuşup olurlar. Destek olurlar sana. Destek olurlar. Şey evet, damana destek olurlar. Fıtri yani. Evet. Sen çıkmıyor ama çıkan da mesela benim yeğenim var. Mesela yeğenlerim var birkaç tane. Yani dava yani. Davayı davaya demiş. Ben hiç mübarek etmiyorum. Yakın ya. Yakınların böyle oluyor. Ama hepsi değil. Oluyor, çıkıyor, yetiyor zaten. Benim akrabalarımdan düşman olayım çok şükür. Namaz kılmayanı da pek bilmiyorum. Çok şükür. Hizmet için, yani niye söylüyorum? Hizmet için çok çocuğunuzu ihmal etmiyorum. 39. Senin düşmanın Allah'ın düşmanı mı? Bir bak bakalım düşmanın kim?
kimin için yaşadığını belirliyor bu. Önemli değil ilk önce. İlk önce düşman. La ilahe illallah muhabbettir. La ilahe Allah düşmanlara. Kişinin davası düşmanıyla bellidir. Kişinin davası, davasının kutsiyeti, dava adamlığı sevdikleriyle değil, çok var. Düşmanı kim? Çünkü sevmedi suizan edersin. Bunu niye sevmiyorsun? Bilemezsin yani. İyi bir adam olabilir. Ama düşmanıdır, eylemdedir. Ne olursan ol, aklın dahi gitse, ölsen dahi Allah düşmanı, Kur'an düşmanlarını dost edeyim. Allah düşmanlarını, Kur'an düşmanlarını eksik söyledim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin düşmanlarını ve mezhep düşmanlarını dost edinme. Bakın onların özel hayatlarına, bakın nasıl geçiyor. Ne olursa olsun hatır yok burada. 5 tane bildiğim hatırladığım kadarıyla 5 tane de hatır yok. Hukuk okumuştum ama unuttum tabii ama hatırımda kalanlar şu. Hatır için şunlar yapılmaz. Nikah yapılmaz kafur. Hmm. Senin hatırın için ben bu eş kabul ediyorum. Anne, babam, akrabam, senin hatırın için boşuyorum. Talak da verilmez. Senin hatır için ibadet ediyorum. O da yok. Senin hatır için yemin ediyorum. O da yok. Senin hatırın için bir tane de vardı. Buna düşman oluyorum. Hayır. Hatır için dostum. Ver abi. Senin düşmanın Allah'ın düşmanı mı? Kimin için yaşadığını belirliyor düşman. O 39. ayet Meryem Suresi. Eğer örtüşüyorlarsa düşmanınız senin üzerine kendimden bir sevgi bırakırım ki eğer senin düşmanımsa Allah diyor ki kalbine öyle bir sevgi bırakırım ki sana sevilesin diye nezaretim altına büyütülüp geliştirilesin. Benim nezaretim altında olacaksın o zaman. Yetiştirilesin abi. Yetiştirilesin. Büyütülüp yetiştirilesin. Davada büyütülüyorsun, yetiştiriliyorsun. Rüştü abi böyle bir şey derdi de. Yani büyük adamlardan büyük şey çıkıyordu, kaldıramıyorduk yani. Haşa, haşa, 3 defa haşa derdi. Hasan dedi, öyle alıştım ki dedi, arabasını sürerken, namaza, ibadete, Risale-i Nur'a. Dese ki, haşa, namaz kılmak haramdır. Risale okumak haramdır. Herhalde ömrüm hep haramla geçer. Dayanamıyorum Hasan. Bir gün İçerenköy'e derse gidiyoruz, Peugeot 404. Yandan, direksiyon yandan vitesi var. Başka birisi şoför. Ben de sağ tarafındayım. Arkadaş işte abi ya. Boğaz Köprüsü'nü geçtik. Lan tamam gidecek, zor bir şey kalmadı. Birinci 15 Temmuz'da körüm. Sağa çektim. Bakardı böyle köstepe saati var lan. Çek. Çek. İstersen çek. Hemen hiç. Cemaat yapanına demez. Pat diye yıkılar. Hiç. Onun kızı Cevşen okuyan. Cevşen'i erimiş böyle. Yüceltmiyorum adamı. Haşa. Nasıl erimiş adam? Erimiş tuta tuta. Allah. Siz günü geçtiğini ömrüm bilmem. Cevşen'i mutlaka okur. Namaza duyarlıydı. Bak hiç Mehmet Emin birinci abi var. Benim dede tarafından biraz akrabam gibi. Akrabam. O da namaza çok hassas. Bu ikisi. Çok acayip. Zübeyir abi derse davadan da ona. Namaz okundu. Biraz geciktirir. O yeni geleni işler ya. Tahir abi, yeni kim gelirse gelsin. Nurcu olacak, üç cümle. Fatiha çeker hemen namaz. Acayip. Acayip. Çaldı abi. Abi bir söyleyebilir miyim ya? O yani Allah, siz az önce dediniz ya. Hani mesela kafam bozuksa, neydi o söyle? Aynı, cezası da aynı. El ceza o. Evet. Min cinsilah. Yani ceza nereden geliyor? Hatalı o cinslerde. Mesela misal verin daha iyi düşünürüz. Davaya vermiyoruz değil mi öyle? Zengin dahi olsa Allah geçim derdini yaşatırsa. Pinti yaparsın.
Cömertleri Allah çok sever. Şanslı kursuna pek de bakmaz. Cömert. Mesela nereden çıkartıyorsun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiş. Hatem-i Tayyi Hristiyan'dı, Müslüman değildi. Cehennemde dahi hususi bir cennet var. Yani azabı standartlaştıracak. Cömertliğinden dolayı. Birinci abinin vefatıyla alakalı şöyle bir şey var abi. Eğer müsaade ederseniz onu bir çok kısa anlatayım. Nabız falan tamamen artık bitti. Yani fiziksel olarak öldü denilmesi gerekecek bir vaziyetteyken ama ölmüyor. Yani devam ediyor. Devam ediyor. Herkes birbirine bakıyor ki neden bu kadar sürdü? O anda Üsküdar'da bir hastanede dört bir taraftan ezanlar başlıyor tabii. Ezanla birlikte şuur diye bir şeyin söz konusu olmaması gerektiğin bir durumda abdest alıyor, namaz vaziyetinde durmasıyla birlikte ruhunu teslim ediyor. Hak ediyor. Namazda olmayı hak ediyor. Çok başına her gelen senin arzun ve iradenle gelmiyor. Hep beni buluyor. Öyle diyorum. Bak, başına gelenler senin arzun ve iradenle gelmiyorlar. Hayatın boyunca hayatının içinde olmayan, asla onaylamadığın olayların gelmesi mukadderdir. Musa Aleyhisselam'ın bir yumrukla adamın ölmesi, Musa Aleyhisselam ölsün diye vurmadı. Hayatında da böyle davranış ve gaye yoktu. Yani bunu ben parantez aldım. Musa Aleyhisselam malum bir yumrukla vergi memurlarının şeyiyle adam bir vurdu, ölüyor. Yani böyle bir şeysi yoktu, kaçtı yani. O zaman diyor ki, bak böyle bir şey yaptın ama seni kurtardım. Yani oluyor ama hepsi ihtiyar ve irademizde olmuyor. Bak ne diyor? Başına gelen senin arzun ve iradenle gelmiyor. Devam ediyorum. Allah çeşitli hallere sokuyor seni. Tasalardan, sıkıntılardan ve istemediğin haletlerden, fiillerden geçirilip ben seni kendim için seçip yetiştirdim diyor. Tırnak içinde aldım. Meal bu. Ben, Musa Aleyhisselam'a diyor Cenab-ı Hak, seni kendim için seçip yetiştirdim. Fiili Cenab-ı Hakk'a muhatap olabiliyorsun. Fiil. Ondan sonra ilahi lütufları fark et hayatında. İlahi lütufları hayatında, mesela hayatında fark et. Mesela şimdi düşün. Ne yapar herkes? Ali, bütün Fatihler vesaireler. Medyen kardeşler. Şu anda televizyonda, YouTube'da olabilirdi. Seni bak, hayatına bak. Allah nasıl tutmuş seni. Şimdi buna muhatapsın. Abi ama gidince şey olacak. Olsun be kardeş. En azından Allah'a bir saatini sattın. Bir anı seyali. Evet. Çok güzel. Dön, hayatının sürecine bak. Ne kadar özel lütuflar varmış hayatında. Onun için üzülme geçti diye. Onlar sonsuz hayatın çekirdekleri oldu. Yani annesinden doğan süt içerdi. Sonra mama yerdi. Şimdi pirzola dönemi. Aa ne güzel bir hayattı. Geçti kardeş. O cennet gibi suda yüzüyordu. Çocuğa deseler ki hava alemine gideceksin. Hava alemine. Suda içinde yaşayan o bebek havayı kabul edebilir miydi? Hava neresi ya? Suyun içinde. Bak şimdi. İşte hayatımızda ne kadar lütuflar var. O güzel anları var ya, saksil olma der Mesnevi'nde. Onlar bekaya gitti. Ama geçmiş günahlarından tövbe et. Ama o güzel haller, o bitti. Niye? Ya yeni hal, ya izmihlal. Allah onu aynı şartlar olsun, o hali alamazsın daha. Orada mesela bir lezzetli bir halin oldu bir sene, iki sene, üç sene, beş sene. Ya keşke öyle olsa. Hayır şimdi aynı koysalar o halin olmaz. Değiştin artık. Şartlar değişti. O şartlarda o haletle o haletin idi. Halet casustu. O zaman o kadar almıştı. Sakın keşke deme. O çekirdek oldu. Bekaya gitti. Kaybolmadı. Hiçbir şey kaybolmuyor.
44. ayet. Tebliğde üslup çok önemli. Firavun'a bile yumuşak üslupla söyle. Ya Musa. Ey nefsim diyor. Ey nefsim. Nefsim, nefsim gibi hüşyar olan. Karşı ki zata muhatap etmiyor. Nefsimle beraber bu dersi dinle diyor. Senin nefsin benim nefsim kadar azgın değil diyor usta. Adam da ona iftira yapıyor. Enaniyetliydi. Hayatında en çok iki tağutla savaşmış. Bir tabiatla bir de enaniyetle. Buna enaniyetli diyenler var ya. Acayip bir şey. Niçin, niçin biliyor musun İstanbul'da yazdı kim ne isterse sorsun diye bir cevap vereyim. Çünkü gelecekte gelecek Risale-i Nur ortaya çıkacak. Kendisi söylüyor. Ben bunu hikmet çıkarmıyorum. Ulemanın itirazı kırıldı. Olan bu 13-14 yaşında çocuk. Şekercan'da kim ne isterse sorsun. Olan şimdi 50-60 yaşında bunun eseri Risale-i Nur'a. Yani onun o yaşta çıkamadık. Yani gelecekteki itirazları önceden kaldırdı. Eğer itiraz olsaydı diyor, ulemanın itirazı gafillere, fasıklara, dinsizlere senet olacaktı. Arkadaşlar burada bir şey de eklemek istiyorum. O zaman da ulema her şeyi bırakmış, ekseriyeti mutlaka birbirleriyle yarışıyorlardı. Birbirlerini cehrediyorlardı. Sen bunu biliyor musun? Sen bunu çöz. Sen bu ibareyi derken Üstad Hazretleri halk cahil, irşad edilmesi lazım. Birbirlerinizle uğraşmayı bırakın dediği halde pek olmadı. Buna mukabil ulema, madem birbirinizle yarışıyorsunuz, o zaman bakayım ille metini çöz. Muhakematı yazdı. Muhakematı yazarak aha bunu çözün, ondan sonra birbirlerinizle uğraşın. Baktılar ki muhakemat çözülmüyor. Aynı zat Risale-i Nur yazdı. Ha, o zaman Risale-i Nur'a muhalefet etme cesaretleri kırıldı. Ve avami müminin imanının kuvvetlenmesine vesile olan Risale-i Nur'a ulemadan itiraz gelmemesine bu olay sebep oldu. Bunu önünü arkasını alıp farklı manada kullanmak. Hasan abi bir çay daha vereceğim size de karşılığında bir sorun var ama. Tamam. tamam memnun olacağım ama. Ama soru soruyor. Ama soruyu nasıl yapayım? Ya 13-14 yaşında ya. Allah. Ama ne diyor? Şabr-ı Emret diyor adam. Peki ne diyemiz bu zaman? Diyor. Enaniyet diyor. Çünkü niye diyor? Nasipsiz abi. Peygamberimizin de şeyi var. Diyor ki kafirlere, zındıklara, gafillere tevazu yapılmaz. Hakikata zulümdür. Mesela abimiz, bir adam geldi şimdi yeni. Geldi. Vehhabi veya şey. Buyurun estağfurullah kardeşim. Siz daha iyi bilirsiniz. Giyiyorum. Buyurun estağfurullah siz konuş. Yok kardeşim. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey olmaz ya. Bunun şahsi hakkı var ya. Otur oraya dinle. Bu daire, bu dairenin içinde olmayan, isterse müftü olsun çıkıp yapamaz değil mi yok, abi? Yok yok. Olmaz. Yani burada ben değilim ki. Ben burada elimden geldiği kadar topladım. Ama bugünkü dersim Hüsnü'nün dersi değil. Kur'an'dan topladım, işine yarıyorsa alırsın. Hasan abi. Abi. Bilmiyorum ama. Şimdi rüyada ben hiç kendim aynaya bakıp da saçlarımı taramadım veya kendimi hiç görmedim. Ama benim. Benim yani. Bu ahirette de böyle olacak değil mi? Ben beni bırakmayacağım ama beni de hiç tanıyamayacağım abi galiba ya. Yok. Girmek istemiyorum. Hiçbir zaman kendime mulaki olan tıpatıp tanışamayacağım. Çünkü ucum yok. Ucum yok. Sır insani. Ama geri dönüş de yok. Hep devamlı ona evet. Doğru yaklaşma. Hep yaklaşma var. Sonsuz. Sonsuz kendimi tanıyacağım ama dibi yok. Esma'nın her esmanın nihayetsiz mertebesine, nihayetsiz mertebesine nazar olacak. Onun da sonsuz yok, sonu yok. Çok işimiz. Sonra şuunat-ı zatiyenin sonu yok, mazarı. Mahiyet-i zatiye zaten ben diyor kainata sıfatlarımla varım. Zatiyle değil, zatiyle. Ben ise kulumun kalbinde varım. Mahiyet-i zatiye zaten bilmiyoruz.
Of. Çok işiniz var burada. Çok. Burada mesela diyorlar ya, orada ne yapacağız? Şimdi her böyle şey bir şey var. Şimdi gel de bunları bildikten sonra böyle Ahmet Mehmet de şöyle dedi, böyle dedi, uğraş ya. Ölümden kork bilmem ne ya. Giyisinler ölüm. Ya çocuk oyuncağı ya. O da gelmiyor. O sen ne olacaksın? Muhatap ilahi bir an olsa, 24. mektupta bir an-ı seyyale, Allah muhatap olur mu? Bir an. Allah için zaman, mekan o kadar önemli değil. Bir an ya. Bir defa ömrüm boyu, kaç yaşındasın? 48. 48 senede hiçbir an Allah'ı memnun edemedin mi ya? Bir defa. An dediğimiz şey. Şu anda Allah'ın sevdiği işini yapıyorsun. Hazreti Kutsi. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah hadis kutsi. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse düşmanlarını sevdirtmez. Çok şükür. Of. Ve sayıyor 10 küsür tane. Dinine hizmetçi seçer. Bırak. Gafur. Senin gizli günahlarını sen biliyorsun. Sen sana hakim olsan o günahkar gafuru tutar mıydın hala? Abi yüzüne bakmazdım. Vallahi yüzüne bakmazdım. Ama Allah seni bırakmadı biliyor musun? Bırakmadı. İkinci gafur. Bırakmadı abi. Birinci şuur, ikinci şuur. Evet. Birinci sayd, ikinci sayd. Senin o geçmişindeki nurlardan önceki ve nurları tanıdın halde bu nankörlük Melimiz, senin ve benim. Elimi yüzüme koyuyorum, utanıyorum abi. Vallahi ha, utanıyorum. Ama şimdi o onunla ikiniz karşılaşsan, hala onu tutar mıydın? Ama Allah seni tutuyor. Bizimki bildiğimiz gibi değil böyle. Çok acayip abi. Bu arada aç. Rabbim öyle abi ya. Soru yoksa sorabilirsin. Bir tane Allah. Elimde bırakmıyorlar ya. Böyle bir tane şey yapacağım. Ne abi? Ya böyle bir tablet şeyi. Tablet ama mi? Ya onu yükleyeceğim bundan sonra. Böyle bir şey diyeyim, böyle sorarsa yazsın, okuyun, tamam yani cevap veririm, yazsın veya sesli mi söyleyecek, söylesin. Tamam. Söylesin kardeş, bugün serbest bugün. Celâs-ı humayun, padişahın tahta çıktığı gün. Bugün abi iki şeyi bugün Allah-u Teala bana gösterdi abi. He, ama kısa olsun. Çok kısa abi ya. 56. Vallahi abi bak, şu kadar 46. senedir... ayet okuyacağım. Tamam. Şu kadar senedir abi Risale-i Nurların içindeyim. Belki çok vakıf değilim ama vallahi billahi diyorum bakın. Diyorsunuz ya yalan yere Allah şahit edilmez. Yani abi. Vallahi billahi diyorum ki şu Risale-i Nur'un aynı noktasını bilim abi. Geldi tükürün işte. Vallahi öyle. Yoksa okuyamam ki 50, mümkün 50, değil abi 57 ya. Yaşındayım. 57-58. Ya kardeşim. Bugün şu alarda akıl fikre, ruh hayala bindi. Oradan beni soktu, fikir nedir, tefekkür nedir, onları buldu. Evet, evet. Şu halarda, 15. şu halde. Okumamış mıydım 40 seneden beri? Allah Allah, akıl fikre, ruh hayale. Ulan ruh niye fikre bilmiyor? Yok. Allahu Ekber, tefekkür nedir, fikir nedir? Bakalım bir sayfa. Allah Allah. İşte 2-3 günden beri uğraşıyorum, Allah bugün verdi. Bugün havam çok iyi ya. Bugün abi sizin sabah yolladığınız şeyler var ya, sabah yolladığınız bölümler. Diyorum ki, ben oradan bu kaptım bu olayı. Evden gelene kadar onu tefekkür ettim. Ya. Diyorum ki, ya bu Hasan abi burayı önce sarı fosforlamış, sonra yeşil fosforlamış, yetmemiş altını çizmiş. 40 senedir şu kadar kere okumuş, ya bu sabah ne oldu? 40 senedir anlamadığı neyi bugün ekstra gördü? Ya bu aynı abi bu ya. Vallahi billahi ya. Ya 40 sene ya baba ya, bu böyle yok ya. Tövbe estağfurullah ben şimdi ya. Ve şey yani, işte yok. Yani kendimde hep burada. Evlenme yok. Evet. Çocuk yok. Evet. Medresede. Evet. Ve kaldı. Şimdiki gibi de değil yani. Çevresindeki insanlar hep böyle mesela Rüştü abi gibi o tarz insanlar var. Şimdi o tarz insanlar çok yok ya abi. Yok. E böyle yani mesela. Şimdi. O İmam-ı Rabb'a şöyle orayı açtım. Sanki orası pencere ya. Baktım o geçmiş. Abi olayların ya da herhangi bir şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetinin farkını nasıl çözebiliriz, nasıl kullanabiliriz? Sureti eylemdedir Atakan'ın. Hukukçudur.
inşallah sağ, dua edin savcı ol. O sureti eylemdedir. Kanuniyeti aklındadır. Anlatacağım nedir? Lan, hakikati kalptedir. Hakikati yaşaysan mahiyeti ruhtadır. Eğer eyleminde varsa namaz niyaz, imanın sureti vardır. Namaz. Namaz dersi yapmış o bize. Namaz, namazın varsa bunu tefekkür ediyor. Lazım olduğunu söylüyor. İlim yani. Bu namazsız olmaz. Çünkü namaz bu fiil değil. Bu fiil anahtarın diyor. Dokuzuncu sözde. Anahtar, kilit var ya. Kilit de anahtar açarsın. Böyle anahtarın şey gibi yani. İniş çıkışları gibidir. Bazen biraz uzundur, o da kıyamdasın. Bazen dipte bir çukurdur, o da teşebbüttesin. O zaman kilidi açıyorsun. Bunu küfrani nimet yapmam. Misale bakın. Vallahi ben. Ha mesela bak. Anahtar. Bakın bir hayal et anahtar, iniş çıkış. Kilide bak, hiç benziyor mu? Bunun inişi, onun çıkışı. Onun anahtar kilidi açtım, kapıyı aç. İçeride karpuz var. Nar var, tamam mı? Bugün arkada anons yapıyor namazdan sonra. Meyve hazır, meyve hazır. Oo, bir baktım ki Allahu Ekber. Baktım ne var, hemen gömleği çıkarttım. Çünkü bir şey olacak ya. İyi bir şey ol. Bak şimdi, neyi söylüyorum biliyor musun? Bunu ille sembol yapmak istiyorum dersi. Anahtar, kilide benziyor mu? Hayır. Kapıyı açtık, içeride nar var ya. Benzedi mi? İşte namaz bu. Açtığı 18 bin alem, sende olan nar. Tamam, muz. Fındık, ceviz. Allah Allah. İçeri giriyorsun. Bunu aldığım zaman öyle. Bak bu adam ne yaptı bu adam gelirken. Şimdi derse çabuk gelirim dedik ya. Bak saymıyoruz değil mi sahir? Büyükçekmece'nin oradayız. Trafik aha. Trafik böyle ya. Gram gram bir ya. 6.30'da çıktım. 8.30'a zor geldi. Öyle mi değil? Doğru. Tutturdum. Abi diyor şurada minare var diyor. Şeyde akşam da şey. Ben diyor akşam evabini kılmadım diyor. Ben de kılayım diye şey var. Ha ya bu? Bu adam düşündüm onlar camiye gitti. Ben yapmıştım. Onlar da hazırlıyordu bunları. Acele ettirdim ya kameraya zarar vesaire. Ben Allah hamdolsun onlar olmuş ama bunlar yapamamış ikisi. Camide bekliyorum kapıda. Vay be adama bak ya. Adam evvah ya diyor ben. Ulan yağmur acayip. Aha trafik. 15 dakika belki bir saatini takacak. Vay be. Tamam. Zahire bakarsın hiç kale almazlar değil mi? Yani muhatap ilahi. Ne almış ki? Onun için almış. Ne almış bu namazdan ki? Abi ben evvabin akşam yatsarası ya. Yap. Şimdi güya ben daldım bir tefekküre. Biz bu Kur'an'ı okuyalım. Kardeşmiş gafur. Onun için ne anlatıyorum? Bir daha. Anahtar. İniş çıkış, iniş çıkış. Veya Çatalca'da pervane. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Aynı şeyi yapmıyor mu? Ama elektrik ortaya çıkıyor. O elektrik İstanbul'da her saç kurutma makinesinden, fırın makinesinden, maya bilmem kesme makinene kadar. Ama görünüş aşağı yukarı, aşağı yukarı. Pervane öyle değil mi? Elektrik üreten. Çatalca'nın tepesinde. Evet. Veya güneş paneli. Güneş sıcak değil mi? Evet. Trafikte bir aksiyonsun. Güneş paneliyle kırmızı yanıyor, yeşil yanıyor. Güneş paneliyle çatıya konuyor, buzdolabı. Evet. Ulan güneşten buzdolabı mı çalışır, klima mı çalışır? İşte namaz da öyle. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Veya anahtarın aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Dur! İkinci rekatta durduk. Ta en ucunda uzun bir çizgi var. Teşhitte oturdum. Ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kim bu şey yapmışsa? Dört meleğin bir tanesidir sağ taraf. Sol tarafta bir tanesi dururken de kıbleli onu şey yapıyor, tayin ediyor ve çekiliyor. Dört melekten bir tanesi de onu tayin ediyor.
arkana da muhafız oluyor. Yani bekaya intikal ettiriyor. Çok acayip ya. Neler oluyor? Dört melek dört cephini yapıyor. Sen orada yapılanıyorsun. O dört okka... Dört okka... Dört okka çanta. Çanta o mudur abi? Dört, dört meze, dört kitap. Dört... işte o. Omzuna ve birine yüklü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kim? İsrafil mi, Mikail mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namazda dururken teveccüh duyuyla Beytike Şerif. Yani kıbleye yöneldim. Yani usta diyor ki Mesnevi'de tam kıble belli mi? Bir de hayalen Kabe'yi hayal et. Menduk. Kıble yönü kıldın. Yanlış çıktı. 30 dereceye kadar kurtarır. Tamam. Şimdi hayal edersen, oysa kıble böyle, 20 derece. O melek açıyor zaten. Fatih kendisi görüyor. Bende o yok. Evet. Ondan sonra artık önümde Azrail mi, Cebrail mi bilmiyor. Kıbleyi kim tayin ediyor? Kıbleyi Cebrail tayin ediyor. Aklın kıblesi vahiydir. Arkamı kim? Ben söyleyeyim abi. Söyle. Bakın. Hasan abi. Ama sağ sollu konu konuşmayacağım. Sağ solu da söyleyeceğim. Yok, abi sağa bakıyorum. Sağ mazidir. Mikail aleyhisselam. Sol İsrafil suruç alacak. Onu bekliyoruz abi. Sol istikbal. Ön kesinlikle Cebrail. Bana yönümü gösteriyor. Ustad geçiyor. Diyor ki aklın kıblesi vahiydir diyor. Evet. Arka tarafta Azrail abi. Duruyor diyor. Böyle duruyor. Pençe değil bize. Ya, bekliyor. Doğru. Bekliyor. Bizi götürecek. Zaten burada da gidecek o. Biz zahirde oraya gelip götürecek. Evet. Hakikatte zaten biz de beraber gideceğiz. Evet. Beraberiz şu anda. Mahmut, bunlar deliler grubu. Sen fazla takıl. Ölümden koruyor ya seni. Çok şükür. Ali iyi misin abi? Çok şükür. Çok iyi geçmiş. Dini hayatınızda korkmayın. Yorulun ama asla usanmayın. Cenab-ı Hak ayetini bilmanı. Öyle yaşa ki seni tenkit etsinler fakat yaşantını tenkit edemesinler. Seni tenkit etsinler ama yaşantını tenkit edemesinler. Öyle yaşa ki yani hani muhalefet ediliyorsan hani iktidar sensin demektir ya. Bak ne diyor? Öyle yaşa ki seni tenkit etsinler fakat yaşantını tenkit edemesinler. Kıvırma Cenab-ı Hak. Kaygan olma, dürüst ol, samimi ol, irtifanı bozma. Uçak kalktı, bu irtifa, bu yüksekliği koru. İrtifanı bozma, kendine ve hakikatlere ihanet etme, aldırma. Kendine ihanet etme, hakikatlere de ihanet etme, aldırma, yılma. Ayrılma, bölünme, tenkit ve eleştiriyel olma, her nerede olursan ol, fırsatlara çevir. Hücre değil, tamam mı? Kanunen tek başına olmadığı halde, komşu değil. Ne yapabilirim diyorum, hem kendimi motive edeyim, hem kendimi, ezanda duyuluyor. Ama oradakiler, komşu ya, kapı arasında... Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dümer bakayım. Orada koştu. Hiçbir çit yoktu. Ya Allah. Ya. Daş kapıcıydı. 50, 53. kuruş. Siyah ekmek gelecekti. Dedi ki, duyuyor. Yemek veriliyor ya mazgalda. Ben ne bileyim sonra. Dedim ki, beyaz değil dedim. Siyah var mı? Bitti hoca dedi. Ne diyorlar o? Hapishanedeki o gardiyan. Solda ne dedi biliyor musun? Daha çıkmamış.
Bunu lütfen al dedi, hocaya ver dedi. Bana beyaz ver dedi o zaman. O da siyah vermiş. Hayır hayır dedim. Hayır hoca al dedi. Hoca al lütfen dedi ya. Bak. Dedim. Çok teşekkür ederim dedim ya. Ya dedi bir şey değil dedi ama dedi. Bugün dedi biraz bahsedersen ödersin bunu dedi. Hay ya. Niye insan sıkılıyor? Her yerde geçiyor mesleğimiz çok şükür. Kabirde de öyle. Hızır abi dedi ki. Böyle bir şey. Hayatımı çok inşa ettiği için. Dedim Hızır abi ne yapacaksın dedi nükel mekele. Ne soracaklar Hasan dedi. Ben Rabbuke. Ha Rabbi. Ha amelden sor. Diyeceğim ki bak kim nasıl. Senin vücudunla mı anlatayım esirden? Benim vücudum atomdan. Yoksa maddi hayattan mı anlatayım? Allah kimdir? Senin alemindeki fikriyatın, hissiyatından mı anlatayım? Yani adamlar, durumlar hiç iyi değil ya. Allah. Hey ya, belden aşağı felçti. Uyku da yoktu. Allah. Onlar, Hasan diyor, ben gidiyorum sizi karşılayacağım merak etme. Allah. Usta da demişler ki, çıkartın onu Urfa'dan. Çıkmak için gelmedim. Urfa'dan çıkmak için gelmedim. Ama siz çıkartırsınız dedi. Kardeş, orayı burada yaşamışlar. Kendilerini değil, davayı dava edilmişler. Allah onları bırakır mı? Nasıl olur? Sen anlamazsan, ben anlamam. Onlar bedenin hakim olmuşlar. Bedenin arzularını erteleyip ötelemeyi öğrenmişler. Biz daha beklemeyi bilmiyoruz, sabretmeyi bilmiyoruz. Değil ki. Yani bekleyemiyoruz. Elli ikinci ayet. Bu sana çok bakıyor. Ona bakmıyor. Seninle alay edenleri geçiştir, uğraşma. Her soruya iltifat etme. Kınamalarına, alaylarına aldırış etme. Ama alette olma, unutma. Bazen cevap vermemek, muhatap olmamak en büyük cevap ve muhatap olmak olduğunu unutma. 58. Tamamlasak. Ya işimiz zor abi. Yani 27. sure bitti çık. Kur'an bitiremedim ya. Dünya hapsindesiniz abi ya. Orada tamamlamak mı? İnşallah ya. Şimdi aklıma hep takıldı. Dima bitti mi vicdana gireceksin. Onun kafama ya. Ben Arnavutköy'ü bitireyim. Dima sistemini kurayım. Zaten yöntemi balık tutmayı da öğrendiler bu dimalar. Evet. 58. Dima abi gitmek yok demiştiniz abi. Boş evet daha bir dima bitmedi daha çok şükür. Daha çok var. Senden bu son şovumuz olsun. 58, 57. 57 ve 58. ayet. Senden namusları, hayalları ve malları emin olsunlar. Senden namusun. Mesela dostuz. Bizim çoluk çocuğumuz var. Yakınlarımız var. Ben de sizden. Namusumuza, malımıza, canımıza emin olsunlar. O haleti sen ver ya. Düşmanların bilsinler ki senin bunlarla işin yok. Düşmanlarına bunlarla işin yok. Evet, herhalde bir saat oldu değil mi? Bir saat beş dakika. Çok şükür. Bak, delil olsun. Abi hastayım gelemiyorum. Değil mi? Hem de hamamdan gel, camı sıcak diye aç, tepecik, tepe, dördüncü kat, cama çık, atletle. Bak dersi gel abi diye, hiçbir şey yok. Çok şükür. Buraya odaklanırsan duman. O da ayrı bir psikoloji olsun. Meşgul olma. Bu at beni gelecek. Ya 2 saat gösteriyor navigasyon, 2 saat 17 dakika. Sonra 2:30 çıktı. 6:30 çıktım. 8:30 zor geldik. Abi bak sabahtan beri de aç. Yedin mi bir şey? Buradayım. Gafur bir şey diyecek dedim sana. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillah. El Fatiha'tı masalama.